Herkese yeniden merhaba. Haas kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Max Verstappen'in evindeyiz. Hollanda Zandvoort pistindeyiz. Garajımızdan görüntüler. Şimdi Q1 ile başlıyoruz. Hafta sonuna ilk yaptığımız turda 12. diye aldık. Bakalım derecemizi daha fazla geliştirebilecek miyiz? Pistin en güzel virajı. İlk sektörde Tsunoda'dan daha iyiyiz. İkinci sektörde de daha iyiyiz. Ricardo'dan şu anda. Bakalım son sektörde daha da geliştirebilecek miyiz derecemizi? Şimdi çizgiyi geçiyoruz. 14. olarak noktaladık ve seansı da 18. olarak noktalıyoruz. 1.1 saniye liderler aramızda fark var. Hülkenberg 14. olarak Q2'ye kaldı. Welcome along then to the North Sea coast and to the Zandvoort circuit. We're 25 miles away from Amsterdam for today's Dutch Grand Prix. It's a race the great Jim Clark won on four occasions, leading for an astonishing total of 370 laps. Four lefts and 10 rights make up the 14 corners of the narrow and demanding Zandvoort circuit, with plenty of peaks and valleys over the course of the 2.6-mile lap, which will demand absolute concentration from our drivers here today. So with the race not far away from starting, here's what today's grid run now. Grid'e göz atalım. Lewis Hamilton, pole'de Lewis Hamilton. Verstappen kendi evinde pole alamamış. Büyük bir sürpriz. Sainz, Norris, Leclerc, Piastri, Perez, Alonso, Gasly, Tsunoda ilk onu tamamlıyor. Albon, Russell 12. penaltı cezası var. Hülkenberg 13. Bottas biz 15'e yükselmişiz. Stroll, Ricardo, Joe, Ocon ve Sargent. Son 3-4 sürücünün penaltı cezası var. And joining me again for the race today, Natalie Pinkham. Now, can I get Aston Martin, güvenlik aracı. That was a great win in the last race, but can they keep that momentum going into this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Tires. Formasyon turuna start verildi. Şimdi araçlar griddeki yerlerini aldı. Beş kırmızı ışık yandı. Sönmesiyle start verildi. 15. olarak başladık. Takım arkadaşımız çok yavaş kalktı. Albon önümüzde Tsunoda da var. Şu anda 12-13. sıradayız. 13. sıradayız ve 12. sıradayız. 3 sıra yükseldik. Tsunoda'ya şimdi dışarıdan geliyoruz. Atak yapacağız. Tsunoda'yı geride bıraktık. Az kalsın da kaza yapacaktık. Albon, Russell hemen peşimizde. 11. sıraya kadar attık kendimizi. Gayet güzel bir start. Puan barajına çok yakınız. Güzel bir start aldık. G
Gazi'de sert lastikler var. Grubu yavaşlatabilir. Şimdi Albon'a çok yakınız. Yarış içinde yağmur geçişi de olacak. Tahminlere göre. Max Verstappen en hızlı tur altta. Russell hemen peşimizde ancak geçmesine izin vermedik. Albon'a çok yakınız şimdi. Russell yine sıkıştırıyor bizi arkadan. Russell'la bir temas var orada. Temas var. Sendeledik ikimiz de biraz. Bakalım kanadı hasar aldı mı? Bir DRS'ler de açılacak. Yine geldi Russell. DRS'ler açıldı ancak henüz geçiş yapamadı Russell. Fırsat vermiyoruz. Albon'un DRS'sinden kopmamamız gerekiyor. Gasly sert lastikleri de ön gruptan biraz koptu. Şimdi Albon'a çok yakınız. DRS düzlüğündeyiz. DRS'yi açtık. Geçiş imkanımız olabilir. Aracı içeriye doğru sokuyoruz ve rahat bir geçiş yaptık. Puan barajına da kendimizi atıyoruz. Şimdi Gasly. Ona da DRS mesafesindeyiz. Ondan da DRS alacağız. Gasly'nin DRS'sinden çıkmamamız lazım. 4. turdan 5. tura doğru ilerliyoruz. DRS ile hızla yaklaşıyoruz. Pierre Gasly'ye, Alpine sürücüsüne. Şimdi içeriye doğru aracı sokuyoruz ve bir güzel geçiş daha yaptık. Russell da fırsatı, krizi fırsata çevirdi ve Alpine sürücüsünü geride bırakmaya çalışıyor. Şu anda Gasly direniyor. Sekizinci tura girdik. 9. sıradayız. Alonso'da da sert lastik var ancak yetişmek mümkün olmuyor Aston Martin'e. Okay, we're monitoring somewhere on the internal combustion engine. Be aware that we're going to start to see a loss of power. Çok yakın. Start finish düzlüğünde DRS alacak. Kısmadı da öyle. George Russell biraz gerilere düştü. Şimdi Pierre Gasly hızla geliyor. İçeriye doğru kapandık. Ancak bu sefer dışarıdan geliyor. Geç bir fren. Yerimizi korumayı başardık. Tsunoda da Alpine atak yaptı arkada. Bu iki sürücünün mücadelesi bizim işimize yarar zaman olarak.
16. turda artık lastiklerimiz bitti. Mediumlara geçeceğiz ve yağmur periyodunu bekleyeceğiz. Okay, let's go now. Come on. Perfect job on the... Sonuncu olarak dönüyoruz. Bakalım tekrardan eski yerimize geri dönebilecek miyiz? Şimdi iyi turlar atmamız lazım. Hızlı turlar atıp pit stop'un anlamlı olması lazım. 15.liğe kadar yükseldik şimdi. Takım arkadaşımız Williams içeride. Gazi de içeride. Bakalım Gazi'nin önünde dönebilecek miyiz? Pit yolunda o da. Çıkışta hemen aynada göründü. Hemen peşimizde 12. sıra. Sunoda Joe içeride. Alonso da içeride ancak önümüzde döndü. Hamilton girmedi. Russell da henüz önümüzde olduğu için o da girmedi daha. Hamilton farkı açtı. Büyük ihtimalle girmiş çıkmış. Önümüzde kaldı. Alonso ile birlikte. Şimdi Russell'a karşı DRS alacağız. Russell'ı pist üstünde yakaladık. Artı bir de pit stop zamanı eklenince oldukça arkalara düşecek. Şimdi DRS ile rahat bir geçiş yaptık. George Russell'ı geride bırakıyoruz. Tekrarına bakıyoruz hatamızın. Yedinci tura geldik. Bulutlar henüz kaplamadı gökyüzünü. Umarım lastiklerimiz bitene kadar yavaş gelir. Üçüncü tura girdik. Ve George Russell aracı kenara çekmiş zannedersem orada. Start finish düzünün sonunda tepeye çekmişti aracı. Yarış dışı kalıyor George Russell. Gazli yeniden geliyor. Hamilton Perez içeride. Önümüzde dönecekler. Perez 1.1 saniye önümüzde döndü. Ve yumuşak lastikleri var. Farkı açacaktır. Gazli yeniden yetişti bize. Ve artık yağmur başladı. 44. turdayız. Okay, listen, don't worry about it, mate. It can happen to the best of us. Now look, I've put a new strategy option for you in the MFT. Mediumlarla uzun bir stint attık. Got that confirmed. Pit alanına yöneliyoruz. Enikleri taktık. Çok şiddetli bir yağış değil. Çok da uzun sürmüyor. Belki 5-10 tur arasında tekrardan kuru zeminlere geçebiliriz. 45. turda intermediate'lara geçtik. Bakalım kuru zemin lastiklerine ne zaman döneceğiz? Şu anda 15. sıradayız. Stroll içeride. Bottas, Ocon. Takım arkadaşımız da içerideydi. Tekrardan 9. sırayı alıyoruz. Dokuzuncu turdayız. Hülkenberg hemen peşimize yerleşti.
çift araçla puan alma şansımız var şu anki tabloya göre. Birinci tura girdik. Situation's an interesting one, but I think the right call is to stick with what we've got for now. Ve DRS'ler açılıyor. 45. turla 50. tur arası yağış biraz etkili oldu. Şimdi hemen pit stop'a gitmemiz lazım. ...22 tur var. Taze softlarımız var ancak yarış sonunda bizi çok zor duruma düşürebilir. O yüzden tekrardan mediumlara geçeceğiz. Takım arkadaşımız da hemen peşimizden girdi. Mecbur bekleyecek arkamızda. Ricardo'yu bekledik biz de pit çıkışında. Şu anda 10. sırada döndük. Tsunoda da yoluna devam ediyor. Onu da geride bırakınca tekrardan 9. sıraya yükseleceğiz. Hülkenberg umarım yükselir tekrardan. Tsunoda da içeride şimdi. Onu da geride bıraktık. 9. sıraya yeniden yükseldik son 20 tur. Puana çok yakınız. Bugün Hollanda'da Max Verstappen kendi evinde yarışıyor. Ve lider değil, bir McLaren şu anda yarışa liderlik ediyor. Lando Norris lider götürüyor yarışı. Max Verstappen hemen ardından hızlı turu güncelledi. Ricardo geldi. Çok hızlı. Alfa Tauri sürücüsü. Geç bir fren yaptık. İçeriden sert savunma yapmak zorunda kaldık. Oldukça hızlı. Hülkenberg Ricardo'ya yetişti. Ricardo yeniden geliyor. İçe kapandık. Dışarıyı bıraktık onu ancak geçiş yapamadı yine. Hülkenberg şimdi atak yapıyor. Ricardo'ya 10. sıraya yükselebilir. Şu anda öne geçti ve 10. sıraya attı kendini Hülkenberg. 60. tura doğru ilerliyoruz. Şimdi bizden de DRS alacak. Kendisini fazla zorlamayacağız. Altıncı tura girdik. Hülkenberg daha taze yumuşak lastikleriyle farkı açtı. Tsunoda ve Stroll'de de farkı 3 aşağı 5 yukarı sabit tutuyoruz. Okay,
gap to the car ahead is 6.4 seconds. Yarışın sonları yaklaşıyor. Lando Norris bize tur bindirmişti. Max Verstappen de hemen peşimizde. Mavi bayrak sallanıyor bizim için. Kenara çekildik. Max Verstappen geliyor. Damalı bayrağı. Bir tur erken görüyoruz. Ve böylece çift araçla puanla ayrılıyoruz. Max Verstappen de kendi evinde kazanamadı bugün. Büyük bir sürpriz oldu. Haaslar ise daha büyük bir sürprize imza atarak çift araçla puan aldı. Yine günün sürücüsü olduk. Lando Norris güzel bir zafer elde etti. So Natalie, what do you think helped them deliver this result? I feel consistency was probably the key today. There's being quick and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. As the winners make their way up to the podium, one can only imagine the celebrations that will take place at McLaren tonight. Congratulations to everyone on the team securing the win and proving that they're a force to be reckoned with out on the track. Kuzey 10. oluyoruz. Takımı adına 3 puan kazandık. Hülkenberg puan aldı. It's time to see how things are shaping up in the Constructors Championship. And pulling further ahead in the standings, it's Red Bull. There was also a Verstappen 74 puanla hala lider. Sürücülerde 9. sıradayız. Nico Hülkenberg 11. sırada ve puan farkı oldukça fazla. Daha fazla yükselemez büyük ihtimalle bu sezon. Biz bile Fernando Alonso'ya geçilebiliriz. Bir güncellememiz var. Umarım başarılı olur. Eventleri de yerine getirdik. Not an easy decision, but you handled it well. Thanks. Artık bir sonraki yarış olan İtalya Monza pistinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them.